gözlem. Türkiye muhalefet, Türkiye'deki demokrasi özlemi, hukuk devleti özlemi bizim programa ceza verdikleri ve kapattıkları günden bir hafta sonra daha ileride mi, daha geride mi sorayım size. Çok net olarak çok daha ileride. Yani siz 18 dakika programını kapatsanız da Tele1'i bir zaman yaptığınız gibi bilmem kaç gün kararsanız da insanlık tarihine uygun değişme ve gelişmeler bizim de savunduğumuz çizgide gidiyor. Biz haklıyız. Sizin bunu anlamanız mümkün değil. Sizin bunu anlamanız mümkün değil. Sizin daha özgür, daha eşit çok yaşayınız. Çok teşekkür ederim. Daha özgür, daha eşit ve daha adil bir Türkiye özlemini anlamanız mümkün değil. Çünkü siz bütün ömrünüz boyunca sadece kendi haklarınızı, sadece kendi görüşlerinizi, sadece kendi güya inançlarınızı öne çıkardınız ve empoze etmeye çalıştınız. Hiçbir zaman kendiniz gibi olmayanların da sizin kadar insan olduklarını, sizin kadar saygın görüşlere, inançlara ve kimliklere sahip olacağını düşünemediniz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihine bakınız, 1946'dan itibaren Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bütün demokrasi karşıtı, diktatörlük yanlısı eylem ve söylemler ve uygulamalar hep sağ politikacılar, sağ politikacıların çizgisindeki otoriter askeri darbeler ve tabii ki onların arkasındaki hem içeride tarikatlar hem dışarıda emperyalistler tarafından yapılmıştır. Biz hala bugün benim bundan yaklaşık 60 yıl önce Amerika'dan döndüğümde verdiğim derslerde anlattığım demokrasi kavramlarıyla uğraşıyoruz. Bakın buraya not ettim. Şimdi Kılıçdaroğlu HDP ziyaretinden çıkmış 4 tane ilke söylüyor. En temel çağdaş devlet ilkeleri. Diyor ki demokrasi diyor. Temel hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlükler, fikir hürriyeti vesaire. Yani. Üretim diyor. Refah devletine doğru. Yani üstelik de yani bu özellikle TÜKAK'a edilen ikame üretimi, milli üretimin desteklenmesi olayına gönderme yapıyor. Üçüncüsü çok önemli, sosyal devlet diyor. Şimdi sosyal devlet üstünde biraz durmak istiyorum. Çünkü 16 Nisan 2017'de anayasayı değiştirerek ilan ettikleri şahsım devleti zaten 20 yıldır şahsım devletinin İhane nedir? Sadaka. İhane devleti, sadaka devleti haline getirilmiş bir devleti kafamıza kaka kaka savunuyorlar. İşte Kılıçdaroğlu sadaka devletini şahsım devletinin sadaka devleti haline getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni dikkat edin milletin sosyal devleti haline getirmeyi öneriyor. Sosyal devlet. Sosyal devletin birkaç koşulu var. İnsanlara ana karnından itibaren ölene kadar sağlık hizmeti verecek. Eşit sağlık hizmeti verecek. Erişim hakkı verecek. Sağlık hizmeti. Sosyal devletin en önemli özelliği. Eğitim hizmeti verecek. Seçenekli eğitim hizmeti. Öyle kafasına vura vura herkesi çağ gerisi eğitimlere zorlamayacak. Sosyal güvenlik hizmeti verecek. Çalışan insanlar çalışamaz hale geldiklerinde onların yaşamlarını sürdürmesi için. Ve elbette tabii deprem dolayısıyla gündeme gelen konut hizmeti verecek. Sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik. Şimdi unutulan bir şey var. Ben onu yazdım, yarın da yazdım. Saldırmak için kullanıyor özellikle Erdoğan. İşte sosyal sigortalar genel müdürü falan. Çarkçıbaşı falan gibi bir takım sözlerle
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nü Kılıçdaroğlu'nun küçümseyerek ve aleyhine kullanarak bir propaganda saldırısı düzenliyor. Aslında bir bürokratın Sosyal Sigortalar Genel Müdürü olması, onun sosyal devletin ajanlarından, sosyal devletin uygulayıcılarından biri olmasına bağlıdır. Kılıçdaroğlu, sosyal devleti sosyal devlet yapan en önemli kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun genel müdürlüğünden geliyor ve bu depremden beri, yani 16 Mart'tır onun tarihi, ücretsiz evler verilsin diye benim yazdığım ve aynı gün Kılıçdaroğlu'nun da biz depremzedelere evleri ücretsiz vereceğimiz diye Hatay'da ilan ettiği tarih 14 Mart'tır, tıp bayramıdır. O günden bu yana sosyal devletin en önemli özelliklerinden biri olan konut meselesini gündemde tutuyor. Ve dördüncü husus olarak da sürdürülebilirliği gündeme getiriyor. Onu da tabii liyakata falan. Şimdi özet olarak aslında sadece yolsuzluğu önleyeceğim, hortumları keseceğim, hırsızlığı önleyeceğim, baskıyı önleyeceğim, özgürlük vereceğim dese yeter. Çünkü kaynak da orada, halkın yaşam seviyesinin yükselmesi de orada. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu görüşmede